Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ileri seviye bir okuma parçası çalışması yapacağız. Arkadaşlar, bundan sonra istek üzerine parçalarımızı önce açıklama olmadan bir defa okuyacağız. Burada kendimizi ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra parçayı detaylı olarak kelimeleriyle, gramer yapılarıyla açıklama yapacağız. İleri seviyede nasıl kelimeler kullanıldığını göreceğiz. İleri seviyede gramer konularının ne kadar yoğun, detaylı olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu seviyeye uygun konuları göreceğiz yani. Bununla birlikte son bölümde gene parçayı açıklama okuduktan sonra ne kadar aklımıza kaldığını, ne kadar anladığımızı, ne kadar konuları öğrendiğimizi bir süzgeçten geçirmek için arkadaşlar bir defa daha açıklamasız olarak okuma yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce açıklamasız olarak okumaya başlayalım. Africa's dry lands. Within the last century, 25 countries in Africa have faced severe food shortages as a result of the extended drought. The reduced capacity for food production has been catastrophic for a population of over 200 million people, some of whom have died of starvation. Among the survivors, especially the children and young people, many will suffer impaired health for the rest of their lives. In order to ease the pain of these people, the international community brought in emergency aid, both in the form of food supplies and of technical assistance in rehabilitating drought victims. However, the drought hazard in Africa is expected to continue recurring at unpredictable intervals. It cannot be overcome by one-time massive injections of emergency aid. A long-range strategy which is capable of being realized under the given constraints of these impoverished and fragile regions must be developed. The reason for this is the fact that droughts and famines, which have swept over Africa many times and are likely to strike again, are not sudden natural disasters, nor are they simply caused by lack of rainfall. They are the end results of a long deterioration in the ability of Africa to feed itself, a decline caused largely by mistakes and mismanagement both inside and outside the continent. As Lloyd Timberlake, whose latest book, Eureka in Crisis, has proved to be a great success, puts it, Africa has taken too much from its land. It has overdrawn its environmental accounts, and the result for much of the continent has been environmental bankruptcy. What Timberlake calls environmental bankruptcy has come about as a result of a complex process of land degradation, whereby the biological potential of the continent, along with its ability to support populations, is significantly diminished. The certification is the term used to refer to this process. Its main causes are drought, desiccation, and human activities. Drought is protracted or delayed. Rainfall. Its duration is usually short term, 1 to 2 years. In ecological terms, it is a dry period from which an ecosystem often recovers rapidly after the rains return. Desiccation is a process of aridification resulting from a dry period lasting for decades. Human activities include overcultivation, overgrazing, deforestation, poor irrigation practices, and any other inappropriate land use and human management of ecosystems. Nowhere in Africa are the effects of desertification felt much as in the arid, semi-arid, and sub-humid lands. These dry lands lie mostly along the fringe of the two great deserts in the continent, the Sahara and the Kalahari. Here, the average annual rainfall is between 100 mm and 600 mm. Dry lands in Africa, including the hyper-arid deserts, comprise
1,959 million hectares, or some 65% of the continent and about one-third of the world's dry lands. It has been estimated that as much as 34% of the surface area of Africa is under the menace of desertification. This is equivalent to four-fifths of the arid and semi-arid areas of Africa. Desertification mainly affects three areas of the continent, namely Mediterranean Africa, the Sudano-Sahelian region, and south of the Sudano-Sahelian in Sub-Saharan Africa, and in particular the arid and semi-arid areas. One of the foremost causes of desertification is drought. Almost every year there is drought in some part of Africa, which with each drought cycle, dry land degradation increases. The Sudano-Sahel region has experienced unpredictable and severe droughts, the most recent of which has lasted almost 20 years. This is called desiccation. Other important causes of environmental degradation in Africa include the rapidly increasing human and animal population pressure and soil erosion. The human population in Africa's arid and semi-arid areas has doubled in the past three decades to nearly 400 million and continues to expand at a rate of 3% a year, which means that the continent's natural resources must feed an additional 12 million people every year. As regards the continent's precious topsoil, it is being lost at an incredible rate. In Ethiopia alone, an estimated 1 billion tons of topsoil is lost each year, as compared to 4 billion tons in the United States, which is several times as big as Ethiopia's area of cropland. Thus, it can be seen that the situation in Africa is deteriorating rapidly and that unless serious measures are taken, it will be even worse in the future. Şimdi de açıklamalı bölümdeyiz arkadaşlar. Parçamızın adı Africa's Dry Lands. Afrika'nın kurak bölgeleri. Within the last century, 25 countries in Africa have faced severe food shortages as a result of the extended drought. Geçen yüzyıl içerisinde 25 ülkede, Afrika'daki 25 ülkede ülke karşılaştı, yüzleşti ciddi yiyecek kısıtlamalarıyla, azalmasıyla as a result of the extended drought, uzatılmış yani uzayan kuraklığın sonucu olarak. Burada extended, uzayan, uzatılan demektir arkadaşlar. Drought da kuraklık demektir. The reduced capacity for food production has been catastrophic for a population of over 200 million people, some of whom have died of starvation. Yiyecek üretiminin azalan kapasitesi bir felaket olmuştur. Katastrofik felaket demektir arkadaşlar. Bir felaket olmuştur. Kim için? 200 milyonluk insan nüfusu için. Bazıları da bu insan nüfusunu anlatıyor şimdi. Some of whom have died of starvation. Bazıları da açlıktan, kıtlıktan öldü. Starvation arkadaşlar açlık demektir. Among the survivors, especially the children and young people, many will suffer impaired health for the rest of their lives. Kurtulanlar arasında özellikle çocuklar ve genç insanları kastediyor bu survivorslar. Many will suffer, yani çok insan, bu kurtulanlar arasında çok insan zarar görecek. Neyden? Impaired health, bulmuş bir sağlık konusundan zarar görecek, acı çekecek. For the rest of their lives, yaşamlarının geri kalan bölümünde. In order to ease the pain of these people, the international community brought in emergency aid, both in the form of food supplies and of technical assistance in rehabilitating drought victims.
Bu insanların acılarını hafifletmek için uluslararası toplum Broaden Emergency Aid, acil yardım getirmişlerdir. Broaden form iki halde de demektir burada. Form yani halde, iki halde de neymiş bunlar? Of food supplies yani yiyecek halinde, yiyecek destekleri halinde and of technical assistance, teknik yardım anlamında. Ne teknik yardımı? In rehabilitating drought victims. Bu kuraklıktaki kuraklık kurbanları olan insanları iyileştirmek için. However, the drought hazard in Africa is expected to continue recurring at unpredictable intervals. Fakat her nasılsa kuraklık tehdidi, burada hazard tehdit demek, tehlike demektir arkadaşlar. Afrika'daki kuraklık tehdidi, tehlikesinin devam etmesi beklenmektedir. Recurring, tekrar ederek demektir. Tekrar ederek at unpredictable intervals, tahmin edilmeyen aralıklarla, fasılalarla, intervals, fasılalar demektir. It cannot be overcome by one-time massive injections of emergency aid. O üstesinden gelinemez. Overcome bir şeyin üstesinden gelmek demektir. Üstesinden gelinemez. Bir defalık büyük enjeksiyonlarla, neyin enjeksiyonları? Acil yardım enjeksiyonları yani dahil edilmesi, müdahalesiyle. A long-range strategy which is capable of being realized under the given constraints of these impoverished and fragile regions must be developed. Uzun vadedeki strateji ki bu strateji is capable of being realized under the given constraints. Şimdi detaylı olarak cümleyi çevirmeden önce arkadaşlar şunu özellikle vurgulamak zorundayım. A long-range strategy must be developed bizim ana cümlemizdir arkadaşlar. Arada which ile başlayan bölümde, virgülle ayrılmış olan bölümde, arada strateji anlatan bölümdür. Uzun vadeli bir strateji geliştirilmelidir diyor. Ana cümlemiz bu. Which is capable of being realized, yani ki bu strateji farkına varılma olanağına, yeteneğine sahiptir. Hangi yetenek arkadaşlar, hangi durumda farkına varılmaya yeteneğine sahiptir? Under the given constraints of these impoverished and fragile regions. Yani hassas ve yoksul bölgelerin kısıtlamalarının, buradaki given de arkadaşlar verilmiş olan, yani Allah vergisi deriz ya, Allah vergisi onlara mahsus anlamında. Onlara mahsus olan kısıtlamaları, hani bu fakir ve hassas bölgenin kendilerine mahsus kısıtlamalarının kısıtlamaları altında anlama kabiliyetine sahip bir uzun vadeli strateji geliştirilmelidir diyor. The reason for this is the fact that droughts and famines which have swept over Africa many times and are likely to strike again are not sudden natural disasters. Burada cümle gene ikiye ayrılıyor. The reason for this is the fact that droughts and famines are not sudden natural disasters. Ana cümle bu. Aradaki bölümde açıklayıcı bölüm. Bu gerçek için sebep şudur ki kuraklık ve famines, kıtlıklar, kuraklıklar ve kıtlıklar are not sudden natural disasters, ani çıkan doğal felaketler, afetler değildir. Ki bu famines ve droughts'ı tanımlıyor şimdi. Which have swept over Africa many times are likely to strike again. Ki Afrika üzerinde çok defa görülmüş veya üzerinden geçmiş ve are likely to strike again ve tekrar gelmesi, vurması muhtemeldir. Burada sweep over daha doğrusu arkadaşlar. Bu kelime phrasal verb şeklinde kullanılmış. Bir şeyin üzerinden geçmek, onu alt etmek gibi anlamlarına gelir. Nor
are they simply caused by lack of rainfall? Şimdi arkadaşlar burada neither nor ifadelerini görmüştük daha önceden. Ne o ne de bu yoktur anlamında, olumsuz olarak kullanılırdı. Şimdi yukarıdaki cümlede are not sudden natural disasters dedi ya. Yani onlar ani doğal afetler değillerdir. Buradaki not neither'ı temsil ediyor. Aşağıdaki cümleyi de nor'la bitirirken doğal afetler değildir. Nor'la da şöyle devam ediyor. Onlar aynı zamanda sadece yağmur yağmamasıyla, yağmurun azlığıyla, lack of bir şeyin azlığı olmaması demektir. Yağmurun olmamasıyla kaynaklanan konular da değildir diyor. Buradaki nor bunu ifade ediyor. Genel olarak söyleyecek olursak da neither nor ifadesi ne o nor da ne de bu anlamında kullanılır. Yani ne de yağmurun eksikliği sadece bu sebeplerden değildir diyor. They are the end results of a long deterioration in the ability of Africa to feed itself, a decline caused largely by mistakes and mismanagement both inside and outside the continent. They are the end results. Burada arkadaşlar normalde results sonuç demektir. End results derken de sürecin sonucu anlamında kullanıyor. Yani sürecin sonuçlarıdır diyor. Hangi sürecin sonuçları? Of a long deterioration in the ability of Africa to feed itself. Yani Afrika'nın kendi kendini beslemesi kabiliyetinin kabiliyetindeki imha, yok olma, uzun süreli yok olmanın sonuçlarıdır diyor. A decline caused largely by mistakes and mismanagement ki bunlar da azalmadan kaynaklanır diyor. Neyden arkadaşlar? Largely by mistakes yani kötü yönetim ve hatalardan kaynaklanan, genişçe kaynaklanan bir azalmadır diyor arkadaşlar. Bu deterioration'ı tanımlarken bir azalmadır ki bu mismanagement diyor ya, mismanagement de both inside and outside the continent. Yani hem içeride hem de kıtanın dışında olur diyor. Olan kötü yönetimlerden kaynaklanıyor diyor. As Lilo Timberlake, whose latest book, Evita in Crisis, has proved to be a great success, puts it, Africa has taken too much from its land. Lilo Timberlake ki onun en son kitabı Rita in Crisis has proved to be a great success. Kendisini büyük bir başarı olarak ispat etmiştir. Puts it, buradaki puts it dediği gibi, yani o kitapta dediği gibi Africa has taken too much from its land. Afrika kendi ülkesinden çok şeyler almıştır anlamında söylüyor. It has overdrawn its environmental accounts and the result for much of the continent has been environmental bankruptcy. Şimdi yukarıdaki cümlede dedik ki has taken too much from its land. Kendi şeyinden, arazisinden çok fazla, kendi bölgesinden çok fazlasını almıştır Afrika diyor. Kendi topraklarından diyor. Şimdi deyimsel olarak açıklamaya devam ediyor. Diyor ki it has overdrawn its environmental accounts. Overdraw accounts arkadaşlar yani hesaptan fazlasıyla para çekmek demektir. Yani kendisini çevresel olarak yiyip bitirdi demek istiyor burada. And the result for much of the continent ve kıtanın çoğu için olan sonuç da şudur ki has been environmental bankruptcy. Yani çevresel olarak iflas demektir. Çevre döküldü demektir. Yani kendi kendini yiyip bitirdi demek istiyor. What Timberlake calls environmental bankruptcy has come about as a result of a complex process of land degradation whereby the biological potential of the continent along with its ability to support populations is significantly diminished. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Whereby ifadesini gördük. Bu bize yabancı bir ifade. Bu by which anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Whereby gördüğünüz yere by which koyabilirsiniz. Yani yöntemiyle, vasıtasıyla anlamına gelir. Şimdi cümleye genel olarak bakacak olursak Timberlake'in söylemiş
veya isimlendirmiş olduğu environmental bankruptcy, yani çevresel iflas, has come about as a result of a complex process. Bir kompleks süreç olarak ortaya çıktı. Neyin kompleks süreci? Of land degradation. Neymiş arkadaşlar bu? Arazi azalması, yani toprak azalması süreci, kompleks süreciyle ortaya çıktı diyor. Kompleks sürecin sonucu olarak ortaya çıktı diyor. Ki bu land degradation vasıtasıyla, by which, yani bu vasıtayla the biological potential, biyolojik potansiyel of the continent, yani kıtanın biyolojik potansiyeli, along with its ability, ne ile birlikte? Kendi yetenekleriyle birlikte. Ne yeteneğiymiş bu? To support populations. Şeyleri, halkları, yani insanları desteklemek kabiliyetiyle birlikte ne olmuş arkadaşlar? Is significantly diminished. Azalmıştır diyor. The certification is the term used to refer to this process. The certification arkadaşlar çölleşme, çoraklaşma anlamına geliyor. The certification is the term. Bu ifadedir diyor. Çölleşme bu ifadedir diyor. Used to refer, bir şeye atıfta bulmak için kullanılır diyor. Neye atıfta bulunuyormuş? Bu sürece atıfta bulunmak için kullanılan ifadenin adı the certification'dır demek istiyor. Its main causes are drought, desertification and human activities. Onun ana sebepleri kuraklık, desertification arkadaşlar, suyun çekilmesi, azalması anlamında kullanılır ve insan faaliyetleridir. Drought is protracted or delayed rainfall. Şimdi kuraklığı tanımlıyor. Kuraklık, protracted, uzatılmış demektir. Or delayed veya geciktirilmiş yağmurdur arkadaşlar. Yağmur yağmasıdır diyor. Its duration is usually short term, 1 to 2 years. Burada duration, müddet, bir şeyin devam süresi anlamında kullanılır. Onun devam süresi genellikle kısa vadelidir diyor. Short term kısa vadeli demektir. 1 to 2 years, yani 1'den 2 yıla kadar devam edebilir diyor. In ecological terms, it is a dry period from which an ecosystem often recovers rapidly after the rains return. Ekolojik söylemlerde o bir kurak, kuru dönemdir diyor. Neyden kaynaklanır diyor ve nereden gelir diyor. From which an ecosystem often recovers, ki ekosistem sıklıkla iyileşir, yenilenir, rapidly, hızlıca, after the rains returned, yani yağmurların dönmesinden sonra hızlıca ne yaparmış? Kendisini yeniler ve düzeltirmiş. Ki bu periyot, bu kuru periyot buradan gelirmiş. Daha da toparlayacak olursak, ekolojik terimlerde bu kuru periyot bir ekosistemin yağmur almasıyla, yağmurların dönmesiyle kendisini ne yapar diyor arkadaşlar? Hızlıca yeniler anlamında kullanıyor arkadaşlar. This is a process of aridification resulting from a dry period lasting for decades. Suyun çekilmesi kuraklık sürecidir diyor. Aridification kuraklık demektir arkadaşlar. Bir kuraklık sürecidir ki neyden kaynaklı? Resulting from a dry period lasting for decades. Yani onlarca yıl süren bir kuru dönemin sonucu olan kuraklığın sürecidir diyor. Human activities include overcultivation, overgrazing, deforestation, poor irrigation practices and any other inappropriate land use and human management of ecosystems. Yani insan aktiviteleri, insan faaliyetleri içermektedir ki over cultivation,
Burada virgül ayrı 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 arkadaşlar. Neyi, hangi faaliyetleri içerdiğini söylüyor. Bu kuraklığa sebep olan. Overcultivation yani aşırı üretim. Overgrazing aşırı otlatma. Deforestation ormanların yok edilmesi. Poor irrigation practices zayıf sulama faaliyetleri. And any other inappropriate land use ve diğer birçok ve diğer herhangi bir uygunsuz arazi kullanımı. And human management of ecosystems. Ekosistemlerin insan yönetimi. Bunlardan kaynaklanıyormuş. Yani bunları içeriyormuş. Nowhere in Africa are the effects of desertification felt much as in the arid, semi-arid and subhumid lands. Afrika'da hiçbir yerde the effects of desertification, kuraklığın etkileri hissedilmez, felt, hissedilmez, much as in the arid, yani kurak bölgelerde, semi-arid, yarı kurak bölgelerde, subhumid lands, yarı nemli bölge olduğu gibi hissedilmez diyor. Much as diyor ya burada, oradaki olduğu kadar çok hissedilmez demek istiyor. Veya bu bölgelerde, saymış olduğum bölgelerde hissedildiği gibi hissedilmez demek istiyor. These dry lands lie mostly along the fringes of the two great deserts in the continent, the Sahara and the Kalahari. Bu kuru bölgeler, kurak bölgeler uzanmaktadır çoğu şekilde. Yani çoğu şekilde uzanmaktadır. The fringes, boyunca. Neyin boyunca? Fringe bir şeyin kenarı, sınırı demektir arkadaşlar. Sınırları boyunca. Neymiş, neyin sınırları boyunca? Of the two great deserts. Yani iki büyük çölün sınırları boyunca çoğunlukta uzanmaktadır diyor. Bu kurak bölgeler. Neredeymiş? In the continent. Kıta içerisinde bulunan bu iki çölden bahsediyor. Bu çöller hangileriymiş? The Sahara and the Kalahari. Sahara ve Kalahari çöllerinden bahsediyor. Here, the average annual rainfall is between 100 mm and 600 mm. Yani ortalama yıllık yağmur miktarı burada 100 mm ile 600 mm arasındaymış. Dry lands in Africa, including the hyper-arid deserts, comprise 1,959 million hectares, or some 65% of the continent and about one-third of the world's dry lands. Afrika'daki kurak bölgeler, including the hyper-arid deserts, yani hyper buradaki aşırı demektir arkadaşlar. Aşırı kurak çölleri de kapsayarak bu Afrika'daki kuru bölgeler comprise 1,959 million hectares. 1959 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Veya yaklaşık veya takriben demektir. Sam buradaki sam takriben anlamında kullanılıyor. 65 kıtanın %65'ini kapsıyormuş arkadaşlar. And about one third of the world's dry lands veya dünyanın kurak bölgelerinin 1/3'ünü kapsıyormuş. Comprise bir şeyi kapsamak, içermek demektir arkadaşlar. It has been estimated that as much as 34% of the surface area of Africa is under the menace of desertification. Yani tahmin edilmektedir ki as much as 34% of the surface area of Africa, Afrika'nın yüzey alanının %34'ü kadar is under the menace of desertification. Neredeymiş arkadaşlar?
Kuraklık tehdidi altındaymış. Menace buradaki kuraklık tehdidi demektir. Menace tehdit demektir. This is equivalent to 4/5 of the arid and semi-arid areas of Africa. Bu equivalent to bir şeye denk gelmek demektir arkadaşlar. Afrika'nın yarı kurak ve kurak alanlarının 5'te 4'üne denk gelmektedir. Desertification mainly affects three areas of the continent, namely Mediterranean Africa, the Sudano-Sahelian region and south of the Sudano-Sahelian. Yani kuraklık ana olarak 3 ana alanı etkilemektedir. Kıtanın 3 ana alanını etkilemektedir. Namely burada yani demektir. Şimdi isimlerini veriyorum anlamında söylüyor. Akdeniz Afrikası, Sudano-Sahel'in bölgesi ve Sudano-Sahel'in güney bölgesi. In Sub-Saharan Africa and in particular the arid and semi-arid areas, one of the foremost causes of desertification is drought. Yani Afrika'nın aşağı Sahara bölgesinde özellikle kurak ve yarı kurak en önemli sebeplerden birisi foremost burada en önemli demektir. En önemli, en öne çıkan sebeplerden birisi neyin? Desertification yani kuraklığın en önemli sebeplerinden birisi is drought yani susuzluk anlamında. Almost every year there is drought in some part of Africa. Hemen hemen her yıl Afrika'nın bazı bölümlerinde kuraklık olur. With each drought cycle, dry land degradation increases. Yani her bir kuraklık çemberi içerisinde, döngüsü içerisinde kurak bölge azalması, degradation azalması artmaktadır. Yani kurak bölgelerin, daha doğrusu kuru toprak seviyelerinin düşüşü artmaktadır. Yani kuraklık çok artıyor. Toprakların seviyeleri düşüyor demek istiyor. The Sudano Sahel region has experienced unpredictable and severe droughts, the most recent of which has lasted almost 20 years. Yani Sudan'a Sahel bölgesi tecrübe etti. Tahmin edilmeyen ve çok ciddi kuraklıkları tecrübe etti. The most recent of which ki bunlarda en güncel olanı şudur ki has lasted 20 years. O da 20 yıl sürdü diyor. This is called desertion. İşte buna da teknik olarak desiccation yani suyun çekilmesi, kuruma anlamına geliyor. Arkadaşlar burada birçok kuraklık ifadesini duyduk. Burada desiccation bir şeyin suyunu çekilmesi anlamında kullanılıyor. Makale tarzında olduğu için, akademik olduğu için de size detaylı olarak bilgi veriyor bu makale. Bu nedenle de birbirine benzeyen birçok kelime görebilirsiniz ama bunların her birinin kullanım alanı burada makalede olduğu gibi farklı farklıdır. Drought genel anlamda kuraklık anlamında kullanılıyor. Desiccation da suyun çekilmesi anlamında kullanılıyor. Öyle düşünün. Other important causes of environmental degradation in Africa include the rapidly increasing human and animal population, pressure and soil erosion. Diğer önemli etkileri neyin? Çevresel düşüşün, çevresel çöküşün, Afrika'daki çevresel çöküşün diğer önemli sebepleri de neyi içermektedir? Include the rapidly increasing human and animal population pressure. Yani hızlıca artan insan ve hayvan nüfusunun baskısını içermektedir. And soil erosion yani toprak erozyonunu içermektedir. The human population in Africa's arid and semi-arid areas has doubled in the past 3 decades to nearly 400 million and continues to expand at a rate of 3% a year, which means that the continent's natural resources
must feed an additional 12 million people every year. Yani Afrika'nın kurak ve yarı kurak alanlarındaki insan nüfusu has doubled, ikiye katladı in the past 3 decades. Son 30 yıl içerisinde, burada decade 10 yıl demektir, 30 yıl demektir arkadaşlar. Geçen 30 yıl içerisinde ikiye katladı, yaklaşık 400 milyona vardı ve continues to expand at a rate of 3% a year ve yılda %3 oranında genişlemeye de devam etmektedir. Which means that the continent's natural resources must feed an additional 12 million people every year. Bu şu demek oluyor ki kıtanın doğal kaynakları ilave olarak 12 milyon insanı her yıl beslemek zorunda kalıyor. As regards the continent's precious topsoil, it is being lost at an incredible rate. As regards, bir konuya gelince anlamında kullanılır. Bunun farklı bir şekilde kullanımında when it comes to anlamında kullanılır arkadaşlar. Yani as regards the continent's precious topsoil, topsoil yani kıtanın kıymetli, precious kıymetli demek. Toprak üstü yani üst toprak tabakasının konusuna gelince o inanılmaz oranda, incredible inanılmaz, inanılmaz oranda kaybedilmektedir. In Ethiopia alone, an estimated 1 billion tons of topsoil is lost each year, as compared to 4 billion tons in the United States, which is several times as big as Ethiopia's area of cropland. Yani tek başına Etiyopya'da tahmini olarak 1 milyar üst tabaka toprak 1 milyar tonu is lost each year, her yıl kaybedilmektedir. As compared to 4 billion tons in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu 4 milyar tonu içermektedir. Burada as compared dedi arkadaşlar. Amerika ile karşılaştıracak olursak demek istiyor. Orada da 4 milyar ton kaybediliyor diyor. Which is several times as big as Ethiopia's area of cropland. Yani bu çok defa fazlasıyla Etiyopya'nın ekim alanlarının büyüklüğündedir diyor. Birçok katı anlamında, as big as, yani birçok katı anlamında, several times, birçok katı büyüklüğünde, Etiyopya'nın ekim alanlarının birçok katı kadar anlamında kullanılıyor buradaki. Several times, as big as. Thus, it can be seen that the situation in Africa is deteriorating rapidly and that unless serious measures are taken, it will be even worse in the future. Böylece görülebiliyor ki Afrika'daki durum kötüye gidiyor hızlıca ve eğer ciddi tedbirler alınmazsa o gelecekte daha da kötüye gidecek. Evet arkadaşlar, burada da açıklama olarak okumayı gördük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ileri seviyeye uygun olacak şekilde birçok kelime öğrendik ve bununla birlikte birçok gramer yapısını çözmeye çalıştık. Bu şekilde de zor olan ve uzun cümleler olan, karmaşık yapıları olan cümleleri çözme yöntemini gördük arkadaşlar. Biz bunları yavaş yavaş tane tane anlattık. Ancak siz bunları mesela bir filmde, bir belgeselde daha hızlı bir şekilde anlatırken göreceksiniz. İşte bunları daha çok tekrar ederseniz arkadaşlar, o belgeselleri, o filmleri, o bu şekilde teknik konuları anlatan, makaleler anlatan yayınları hızlıca okuyup anlayabilirsiniz. Okuma bölümüne geldiğiniz zaman biraz daha kolay olabilir. Çünkü durdurup durdurup tekrar tekrar anlayabilirsiniz. Ama birisiyle konuşurken böyle bir konuyu konuşturup durduramazsınız arkadaşlar. O nedenle bunları sık sık tekrar ederseniz bu konuda kendinize fazlasıyla gelişme göreceğinize eminim arkadaşlar. Şimdi bu bölümü daha iyi pekiştirmek için bir defa da açıklama olmadan okuyalım. Hadi başlayalım. Africa's dry lands. Within the last
century, 25 countries in Africa have faced severe food shortages as a result of the extended drought. The reduced capacity for food production has been catastrophic for a population of over 200 million people, some of whom have died of starvation. Among the survivors, especially the children and young people, many will suffer impaired health for the rest of their lives. In order to ease the pain of these people, the international community brought in emergency aid, both in the form of food supplies and of technical assistance in rehabilitating drought victims. However, the drought hazard in Africa is expected to continue recurring at unpredictable intervals. It cannot be overcome by one-time massive injections of emergency aid. A long-range strategy which is capable of being realized under the given constraints of these impoverished and fragile regions must be developed. The reason for this is the fact that droughts and famines, which have swept over Africa many times and are likely to strike again, are not sudden natural disasters, nor are they simply caused by lack of rainfall. They are the end results of a long deterioration in the ability of Africa to feed itself, a decline caused largely by mistakes and mismanagement both inside and outside the continent. As Lloyd Timberlake, whose latest book, Eureka in Crisis, has proved to be a great success, puts it, Africa has taken too much from its land. It has overdrawn its environmental accounts, and the result for much of the continent has been environmental bankruptcy. What Timberlake calls environmental bankruptcy has come about as a result of a complex process of land degradation, whereby the biological potential of the continent, along with its ability to support populations, is significantly diminished. Desertification is the term used to refer to this process. Its main causes are drought, desiccation, and human activities. Drought is protracted or delayed. Rainfall. Its duration is usually short-term, 1 to 2 years. In ecological terms, it is a dry period from which an ecosystem often recovers rapidly after the rains return. Desiccation is a process of aridification resulting from a dry period lasting for decades. Human activities include overcultivation, overgrazing, deforestation, poor irrigation practices, and any other inappropriate land use and human management of ecosystems. Nowhere in Africa are the effects of desertification felt much as in the arid, semi-arid, and sub-humid lands. These dry lands lie mostly along the fringe of the two great deserts in the continent, the Sahara and the Kalahari. Here, the average annual rainfall is between 100 mm and 600 mm. Dry lands in Africa, including the hyper-arid deserts, comprise 1,959 million hectares, or some 65% of the continent and about one-third of the world's dry lands. It has been estimated that as much as 34% of the surface area of Africa is under the menace of desertification. This is equivalent to 4/5 of the arid and semi-arid areas of Africa. Desertification mainly affects three areas of the continent, namely Mediterranean Africa, the Sudano-Sahelian region, and south of the Sudano-Sahelian in sub-Saharan Africa, and in particular the arid and semi-arid areas. One of the foremost causes of desertification is drought.
Almost every year, there is drought in some part of Africa, which, with each drought cycle, dry land degradation increases. The Sudan Sahel region has experienced unpredictable and severe droughts, the most recent of which has lasted almost 20 years. This is called desiccation. Other important causes of environmental degradation in Africa include the rapidly increasing human and animal population pressure and soil erosion. The human population in Africa's arid and semi-arid areas has doubled in the past three decades to nearly 400 million and continues to expand at a rate of 3% a year, which means that the continent's natural resources must feed an additional 12 million people every year. As regards the continent's precious topsoil, it is being lost at an incredible rate. In Ethiopia alone, an estimated 1 billion tons of topsoil is lost each year, as compared to 4 billion tons in the United States, which is several times as big as Ethiopia's area of cropland. Thus, it can be seen that the situation in Africa is deteriorating rapidly and that unless serious measures are taken, it will be even worse in the future. Evet arkadaşlar, parçamızı bir defa açıklama olmadan okuduk, sonra açıklamalı okuduk, sonra da açıklamasız tekrar okuduk. Bunun arkadaşlar başlangıçta parçayı hiçbir şey yapmadan, hiç hazırlıksız olarak okuduğunuz zaman ne kadar anladığınızı gördünüz. Devamında anlamadığınız bölümleri anlayacak hale gelecek şekilde açıklama olarak gördünüz. Sonradan tekrar bir defa kendi halinizde bu parçada ne kadar anlamış olduğunuzu, ne kadar gelişmiş olduğunuzu kendinizi yeni kelimeler açısından, gramer yapılar açısından görmüş oldunuz. Bu şekilde çalışmaların arkadaşlar okuma, anlama, dinleme her konuda belgesel, kitap, sınavlar, aklınıza gelen her bölümde kendinizde bu konularda gelişim olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ancak bunları tekrar ederseniz daha iyi hale gelebilirsiniz. Ve mümkün olduğu kadar da sosyal konularda film okurken, kitap okurken, diğer alanlarda konuşma pratikleri yaparken bunları ne kadar tekrar ederseniz tekrarın sizin öğrenmiş olduklarınızı pekiştirme açısından daha iyi olduğunu ve bir sonraki yeni konuları, yeni kelimeleri gördüğünüz zaman öğrenme yönteminizin daha hızlı geliştiğini ve tahmin yeteneğinizin daha hızlı geliştiğini göreceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.